Bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. CNN Türk masası programını izlemektesiniz. bu bölümde konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş. Efendim hoş geldiniz hoş CNN Türk Çok masası programına. Hoş geldiniz İstanbul'a. biz tekrar Sayın Hakan Çelik ve Sayın Hakan Bayrakçı ve Sayın Melik Yiğiter'le birlikte kendinize, kendilerine sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz. Sayın Aktaş, dilerseniz şuradan başlayalım. Şimdi aslında bir önceki bölümde de Sayın Mehmet Sevingen'le de konuştuk aslında bu konuyu biraz değindik. Sizin de görüşlerinizi ben merak ediyorum. Şimdi siyaset gündeminde Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmaları devam ediyor işte Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da isimleri geçiyor. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, başkanı olarak özür diliyorum. Sizin bu konudaki yorumunuzu, görüşünüzü merak ediyorum. Bu isimlerin adaylıklarla geçmesiyle ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hakan Bey'lere de, Melik Bey de sanırım şu an ekranları başında Melik Bey'e de. Ee, ben de programı saygılar başkanım ee, sayın başkanım. çok teşekkür ediyorum ee, ben de programı keyifle takip ettim sayın bakanımız e, bir saat falan da programı bizatihi takip etme imkanına sahip oldum konuşmalara da orada bizatihi şahidim Fulya Hanım ben bir kere yerel yöneticiyim beğendiniz mi Bu... programımızı gayet güzel çok akıcı çok seriydi da maşallah eski performansında şunu ifade edeyim Tabii ben bir yerel yöneticiyim şehir yöneticisiyim şehrimin her açıdan daha iyi durumda olması, markalaşması artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyadayız biz. Evet. Bursa gibi potansiyel olan bir şehrin daha ön plana çıkması adına ekibimle milletvekillerimizle diğer paydaşlarla beraber açıkçası taş üstüne taş koymanın derdi içerisindeyiz. Ama şunu söyleyeyim tabii ki hem bir vatandaş olarak hem bir AK Parti mensubu olarak Cumhur İttifakı mensubu olarak da olayları da izliyorum. Bir kere Cumhur İttifakı'nın aday sorunu diye bir şey yok. Ben bu akşam Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı'nın iftarındaydım. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı çok coşkulu bir iftardı. Sağ olsunlar bana da konuşma verdiler. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Ama Millet İttifakı tartışıyor aday kim olacak diye. Tabii ki bizim bakanlarımızın, bizim belediye başkanlarımızın, bizim milletvekillerimizin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı bir şeyi yok. Yani bir hedefi, hayali veya bu noktadaki bir polemin içerisinde değiller. Dolayısıyla biz e, ülkemize neler yapabiliriz? Şehirlerimize neler yapabiliriz? Onun derdi içerisindeyiz. Eee Cumhur İttifakı içerisinde bu konuda tam bir birliktelik var. E, dolayısıyla e, ben ismin çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani, yani ismin kim olduğu çok önemli değil. Ya bizim milletimiz açıkçası yani kuyumcu terazisi hassasiyetinde ya yapılanları e, bir fotoğrafı bütün olarak ele alacaktır. Bakmayın bugünlerde Covid süreciyle alakalı ve özellikle işte enerji maliyetlerinin artması, akaryakıtla alakalı e, petrol fiyatlarının yükselmesinin getirileri olarak güncel sorunlarla alakalı olayı değerlendirmeyeceklerini bir bütün olarak fotoğrafa bak bakacaklarını düşünüyorum. E, ve aziz milletimizin kime hizmet etti, kim hizmet etti, kim neler yaptı bu süreçte bunların hepsini tek tek değerlendireceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla... Millet ittifakının kendi içerisindeki tartışmalarını ben çok değerlendirme noktasında değilim açıkçası. Çünkü bizim adayımız belli. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ben 2023 sürecinin ülke menfaatlerinin doğrultusunda aşılacağını yürekten inanıyorum açıkçası. Evet şimdi diğer meslektaşlarım da sorularını yönelteceksiniz ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi sizin kazanmanızın üzerine Bursa içimde bir yaradır ifadesini kullanmıştı. E, bu beyanla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi Fulya Hanım, Hakan Bey de burada e, ona da Hakan Bayrakçı ifade etmem lazım. E, o dönemde birçok kamuoyu araştırma firması Bursayı e, Millet İttifakının kazanacağını belirten e, açıklamalar yaptı. Hazretlerin son e, demde, son demlerde, son birkaç gün kala bir açıklaması vardı Cumhur İttifakı diye ve Gerçekten de öyle gerçekleşti. Şunu ifade edeyim. Bir de puanı ee, puanla bildik. Tabii. Şöyle bir özellik var. Belki birçok kişinin gözünden kaçan, 94 senesinde İstanbul ve Ankara'da refah partili belediyeler varken Bursa'da ana vatanlı belediye vardı. 99 yılında İstanbul'da ve Ankara'da fazilet partili belediyeler var, belediye başkanları varken Bursa'da demokratik Sorpa, sol partili bir belediye vardı Doğru. DSP'den. 99. Bursa son 30 yıldır, 35 yıldır iktidarı takip eden e, bir anlayışa sahiptir Bursa insanı. Dolayısıyla e, Bursa Türkiye mozaığıdır. Renkli bir çiçek bahçesi gibidir. Kafkaslar, Balkanlar, Anadolu'nun değişik yöreleri. Dolayısıyla Türkiye seçimleri açısından da önemli bir göstergedir Bursa. E, bu noktada müthiş bir inanmışlık vardı. Yapılan kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar da sanırım Sayın Kılıçdaroğlu'nu heyecana getirmiş olacak ki e, Böyle bir beklentileri vardı ama Allah şükür olsun Bursalılar bizi mahcup etmediler. Şimdi aldığımız emaneti daha ileri taşımanın hesabıyla canlı başta çalışıyoruz açıkçası. Evet Ankara'ya dönelim. E, Sayın Nitel e, nasıl bir soru yöneltmek istersiniz? Buyurun. Valla ben şunu sormak isterim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı e, sürekli AK Parti belediyeciliği diye bir kavram üzerinde duruyor. Ve bunu her konuşmasında da hemen hemen söylüyor. Yani AK Parti belediyeciliği iktara e, taşıdı ve dolayısıyla Ak Parti belediyeciliği önemli diye. E, bu Ak Parti belediyeciliği belediyeciliği dediğimiz şeyin e, ya CHP belediyeciliğinden tam farkı ne, e, Ali Nur Bey? Bu arada da e, yani Kemal Bey'de de böyle o derin yarayı da siz açtınız hani içimde yaradır diyor ya. O anlamda da bir başarınız var. E, nedir bu Ak Parti CHP'den farkı ne? Yani niye tercih etsin? Ee, ...AK Partili adayları? Ya şunu söyleyeyim. Öncelikle e, Sayın Yiğitel... ...tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. E, yani AK Parti belediyeleri... ...belediye başkanları... ...belediyecilik yaparlar, yerel yöneticilik yaparlar. Biz yerel yönetimi... ...doğumdan ölüme kadar, Allah gecinden versin... ...ve bu arada yaşanan süreçler olarak... ...tanımlıyoruz. Ve biz buna dair projeler... ...geliştiriyoruz. Günümüzü iyi yorumluyoruz. Covid sürecinin etkileri varsa... ...ekonomiye, esnafa... Değişik iş gruplarına etkileri varsa bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Sokakları altından da şeyin kıymeti yok. Nihayetinde e, az önce de konuştuğumuzda ifade edildi. Önemli olan e, belirleyici olan işin e, ülkedeki ekonomik durum da belirleyici unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla e, bir şeyleri söylemek var ama yerine getirmek noktasında bir şey yapmamak var. Bir de gerçekten bu konuda projeler üretmek var. Ben birkaç konu başlığından verebilirim. Biz klasik erzak dağıtan bir belediye değiliz. 2 yıl önce Haziran ayında 2020'de başladık. Kart 16 diye bir uygulamamız var. Yani e, karşı tarafı hiç rencide etmeden 12 bin e, kart 16 kullanıcısı var. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında da ekstra doğalgaz e, rakamları, e, doğalgazla alakalı bir rakam yüklenir bu kullanıcılara. Ve bu bizim sosyal hizmetler ekibi tarafından devamlı güncellenir. Dönem dönem işte durumunda değişiklik olmuştur. Kişinin kartı iptal olur veya yeni kişiler eklenebilir durumunda kötüleşme olmuştur. Limiti ona göre revize edilir. Bakın bir yıl sonra Ankara belediyesi hem de genel başkanları marifetiyle Türkiye'de bir ilk diye bununla alakalı bir açıklama yaptı. Biz bunu 2020 Haziran ayından beri tam onu söyleyecektim. Sayın Başkan tam onu söyleyecektim. Ankara'da her yerde de billboard var. Hatta ben şimdi CNN yayına gelirken bir alt geçit kullandım. Orada hala duruyor. Doğalgaz yardımı Türkiye'de ilk ee, diye şimdi anlattığınızdan bunun böyle olmadığını da öğrendik. Tabii oldum. tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi bunu Haziran 2020'den beri çok net bir şekilde uyguluyor ve uygulamaya devam ediyor. Nasıl bir yardım Sayın Başkan? Yani şekli nasıl şey? Ailenin e, durumuna göre sosyal hizmetler ekibi inceliyor ve biz para yüklemesi yapıyoruz. Tekel maddeleri Ailenin durumunu test. Tabii, tabii tekel maddeleri ve e, alamıyor ve bir de para yerine geçmiyor. Yani marketlerden mi? Tabii tabii alışverişi marketlerden yapıyor. alışverişini yapabiliyor. Alışveriş. Mesela Ramazan destek çeklerimiz. Bakın yapmaya çalıştılar, geldiler, proje incelediler fakat hayata geçiremediler. Bursa Büyükşehir belediyesi, Covid sürecinde özellikle küçük esnafın etkilenmesinden dolayı Ramazan e, destek çekleri veriyor. İşte aile başına 300 TL, 400 TL, 100 er TL'lik çekler bunlar. Mahalle bakkallarıyla anlaşma yapıyoruz. Hem fiziki bir temasla söz konusu değildi. İki yıldır devam ettirdiğimiz bir uygulama. Aileye bunlar takdim ediliyor. 10 bin aile bundan istifade Özür diliyorum. 100 bin aile bundan istifade ediyor. Ya bu çok ciddi bir şey. 100 bin aile. Yüksek. Özür diliyorum. 25 bin aile. Hı. 4 yaptığımız için, 400 dediğim için 150 yıllık er şey. 25 bin aile bundan istifade ediyor. Yani siz bunları... E, Elden ta takdim ediyorsunuz. Arzu eder gider bunu daha önce yaptığı veresi alışverişin yerine kullanabilir. Borcuna karşılık. Arzu eder bunu parça parça alır. Ya kişiye klasik makarna, pirinç ve benzeri şeyler vermekten ziyade çocuğunun çikolata istiyor canım. Ya çikolata da alabilir bakkaleden. İhtiyacı doğrultusunda e, maha Tabii Mahalle kendi bakkalından alıyor bir de. E, mahalle bakkalları bu dönemde etkilendi. Ben de tır tır efendim, mesela ürünleri getirip mahalle gönüllülerine, sosyal hizmetler ekibine bunların e, taksimatlarını, kolilerini yapıp dağıtabilirim. İki yıldır bu uygulamayı yapıyoruz. Bakın birebir yani uygulamayı... Böylece küçük esnaf da destekler. Tabii vermiştir. tabii bize soran... geçiyormuş zaten? Tabii evet. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler oldu. Aynı şeyi kırtasiyeciler, okullar kapalıydı ilk yıldır. Çok etkilendi. Kırtasiye destek çekleri dağıtırım. Ben de klasik okul çantaları hazırlarım. 80 yapraklı, 100 yapraklı defterler içine koyarım. 18 yıldır belediye başkanıyım ben. Ama özellikle kırtasiye destek çekleri hazırladık. Ve bundan yüzlerce kırtasiyeci istifade etti. Ya bizim cirolarımız artıyor diye insanlar öyle aynı şeyi yetim çocuklarımızla alakalı giyimle alakalı kurban dağıtım ve kurban destek çekleri verdik yani. Kurban destek çekleri verdik. Tabii bu uygulamaları daha sonra sanki yeni yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalıştılar. Bakın beraberinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bu noktada talimatları var. Bir de gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımız arar da dönem dönem böyle özellikleri de var. E, mesela mesela anaokullarıyla alakalı. Ben Adana'da gördüm ya 11 tane belediye başkanı efendim mesela onlarca e, milletvekili Anaokulun temel atma törenine katıldı ya. Biz Bursa'da 19 tane ana kucağı açtık. Yeni dönemde bizim e, taahhütlerimizden bir tanesiydi. 20.sini birkaç hafta içerisinde açacağız. Yani anaokuluna ulaşamayan, bu hizmeti alamayanlar var. Dönem içerisinde 50 tane anaokul açacağımızı söyledik. İsimin vizati e, te tescili de bize ait. Ana kucağı dedik. Çünkü Anadolu'da ...ana çok özeldir yani anne çok özeldir... ...ana kucağı ismiyle... ...aynen Milli Eğitim Müfredatı'na bağlı... ...aynı zamanda şehri gezdirdiğimiz... ...şehrin değerlerini öğrettiğimiz... ...gezelim görelim şehrimizi tanıyalım... ...çalışmaları da yaptığımız... ...4-6 yaş grubundaki çocuklarımızı... ...ana okuldan geçiriyoruz... ...tam 19 tane ana kucağımız var bizim... ...3000 civarı öğrencimiz var bizim orada... ...yani e, bakın... ...bir şeylerle alakalı algı oluşturmuyoruz... ...temel fark bana göre şu... ...bir yerde algı yapılıyor... Bir yerde de bizatihi bu işin reklamasyonu yapılıyor. Yani kabul ediyorum işin reklam boyutunu çok başaramıyor olabiliriz. Ama gerçekten AK Partili belediye olarak... Bu Konya'da da farklı değil, bu Kayseri'de de farklı değil, bu Trabzon'da da farklı değil, diğerlerinde de farklı değil. Bütün arkadaşlarımızın bu konuda müthiş bir motivasyonu var. Ve yeni bir şey ekleyebilir miyiz? Evde bakım hizmetlerimiz var ya. 10 binden fazla insan istifade etmiş geçen sene. Yani o kimsesi olmayan gönül bağ projesiyle 200 küsür yaşlımıza boynundaki bir kolye veya kolundaki bir künye marifetiyle gecenin üçünde bile tuşa basarak bizden birini çağırabiliyor yani. Bizatihi Kalkınma Ajansı'ndan da destek aldığımız bir proje. Evde bakım hizmetleri marifetiyle psikoloğuna, fizyoterapistine, her türlü tedavisine, ambulans alıp götürmesine varana kadar evde bakım hizmetlerini veriyoruz. Ya bu hizmetler açıkçası yani şehrin 17 ilçesinde 1058 mahallesinde bakın Bursa sınırları içerisindeki her alana rahatlıkla ulaştırılıyor. Ya e Allah şükür olsun Bursalılar tabi bunları değerlendiriyorlar. Bursalılar bu hizmet anlayışımızı görüyorlar ve beraberinde de e, şunu ifade edeyim. gerçek gerçek manada bir dokunuş var. Seçimden önce İstanbul'da 8 GB internet verilecekti ya. Öğrencilere, gençlere böyle bir şey var, taahhüt var. Bilmiyorum ben verip verilmediğini bilmiyorum açıkçası. Ama Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'ne üye olan bir gence 4 GB interneti veriliyor. E, gencimiz farklı yerlerden yurt içi yurt dışı staj imkanları, e, dershanelerden, farklı alışveriş mekanlarından indirim imkanları, bizim atölye çalışmalarımıza katılma imkanı, burslarımızdan istifade etme imkanı türlü türlü imkanları kendisine sunuyoruz. Ve biz sanal alemde gencimizle devamlı e, 7/24 takipteyiz Daimenlis yani. Dolayısıyla yani algı oluşturmaktan ziyade Ak Belediyecinin Temel felsefesi insanların hayatına dokunan, ekonomisine dokunan, insanların e, bu zor süreçlerde yanında olan bir belediyecilik anlayışıdır. Onu ifade edeyim yani.